sevgili seyirciler. Bugün 2 Kasım saatlerimiz 28'i gösterdiğinde finans dünyası başlıyor. Bu çarşamba aslında bence büyük bir dönemecin kıyısındayız. Haftaya ABD seçimleri var. 8 Kasım ABD seçimleri. Acaba Demokrat Parti lideri Hillary Clinton mı kazanacak yoksa Cumhuriyetçi Parti lideri Donald Trump mı kazanacak? İkisi arasında çok ciddi bir çekişme var. Beklemediğimiz çekişme aslında. Geçen senelerde Donald Trump'la ilgili çok fazla dalga geçiliyordu nasıl olur diye ama çok ciddileşti konu. Ciddi anlamda gördüğümüz anketler Trump'ın da önde gittiğini gösteriyor. Ne olduğunu göreceğiz. Onun dışında yine bir dönemeç. Bugün saat 21'de FED kararı, FED kritik kararı dolar-tl kurunu etkileyecek. Bugün defalarca volatilite yaptı dolar-tl kuru. 3.10-3.12 arasında çok fazla seviye değiştirdi. Bugün saat 21'den sonra dolar-tl kuru ne olacak? Bugün çok önemli konuklarımız var. Özellikle dönemeçteyiz. Bugün bence tarihi bir gün. Tarihi bir yayın yapacağız. Tarihi yayın yapmamızın sebeplerinden birisi de konuklarım aslında. Sinan Ülgen'i ilk kez konuk ediyoruz bugün. Siyaset uzmanı kendisi. Aynı zamanda eskiden diplomat olarak bulundu. Dış siyaset uzmanı, EDAM kurucu yöneticisi, Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi'nin kurucu yöneticilerinden. Hoş geldiniz Sinan Bey. Ve ekonomist Haluk Burumcekçi, hoş geldiniz. Evet, dönemeçteyiz dedim. Sevgili Sinan Ülgen de aslında ABD'den geldi. Ben onu aradığımda ABD'deydi. Daha sıcak bilgiler getirecek diye ben bekliyorum aslında. Çünkü hani şunu merak ediyorum, bu çok önemli. Daha önceki seçimlerde büyük ihtimalle sen yine ABD'yi görmüşsündür diye düşünüyorum Sinan. Daha farklı bir ortam mı var? Oradaki ortam nasıl? Seçim ortamı nasıl şu anda ABD'de? Ne izledin? Vallahi açıkçası en azından benim konuştuğum kişilerde çok büyük bir şaşkınlık var. Bu şaşkınlığın nedeni de nihayetinde seçimi kim kazanırsa kazansın, Trump gibi bugüne kadar Amerikan toplumunun savuna geldiği, Amerikan sisteminin savuna geldiği birçok normları, birçok standardı, birçok ilkeyi, birçok etik kuralı çiğneyen, son derece farklı bir kesime, son derece popülist bir söylemle yaklaşan bir siyasetçinin kaybetse bile nihayetinde, ki bugün artık kaybedip kaybetmeyeceği bile şüpheli hale geldi. Ama kaybetse bile Amerika'da bu kadar çok büyük oy alabilmesinin şaşkınlığı var insanlarda. Ama bu insanlar verecekler o oyu Sinan. Yani hani işte burada çok ciddi bir bölünmeye gitmiş durumda Amerika. Yani sizin benim konuştuğum insanların hiçbiri Trump seçmeni değil mesela. Trump seçmeni farklı bir yani farklı bir görüşle, farklı bir çevreden gelen insanlar ve bunların arasında çok ciddi bir uçurum oluşmuş Amerika'da. Yani o zaman görüştüğünüz yani insanlar... Geleneksel Amerikan dış siyaset, işte ekonomi, bunları yöneten insanların hiçbirinde bir veya en azından çok azında diyelim bir Trump'a yönelik bir iyi niyet var. Bütün diğer hani bizim temas kurmaya alışık olduğumuz kesim, bunların akademisyenlerin çok büyük bir çoğunluğu, bugün iş başında olan tabii ki demokrat hükümet olduğu için, yani demokrat başkan olduğu için hükümetin çok büyük bir çoğunluğu, hepsinde böyle bir şaşkınlık var. Akademisyenlerin çoğunluğu. Akademisyen, Amerika'daki aslında daha okumuş, daha ülke yönetiminde bugüne kadar söz sahibi olmuş kesimin çok büyük bir yani çok büyük bir kesimi çok bu açıdan büyük bir şaşkınlık içerisinde ve nasıl olur da bu kadar bugüne kadar üzerinde titredikleri değerlere, dünya önünde savundukları değerlere ters gelen bir insan, bir politikacı böylesine bir oy potansiyeline erişir şeklinde ciddi bir sorgulama var. Peki bu noktada kişisel bir soru sormak istiyorum. Katılıyor musunuz böyle bir görüş olduğuna? Yani gerçekten Donald Trump böyle mi yoksa tamamen seçim kampanyasına dair böyle bir konuşması vardı oyları aldıktan sonra? Çünkü ABD seçmenini tanıyor olabilir Trump. Yani böyle bir aslında yani şunu ben dile getirmek istiyorum. Eğer akademisyenler şaşırıyorlarsa ABD vatandaşını iyi tanımamış demektirler ki bu aslında onlar için büyük bir eksiklik. Yani ABD hani eksiklik derken akademisyenler tabii baş tacımız ama hani insanın kendi vatandaşını da birazcık hani görüyor olmaları lazım ki bir şaşkınlık yaşamamaları gerekiyor. Demek ki ABD vatandaşının bu olduğunu çoğumuz ama tahmin etmiyor muyduk?
etmiyorduk. Yani burada açıkçası bu teşhise bir açıdan katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Şimdi seçim dönemi boyunca Trump öyle sözler söyledi ki. Tabii. Birkaç örnek verelim. Mesela dedi ki işte teröristleri değil teröristlerin ailelerini de öldürmek lazım dedi. Azınlıkları dedi ki buna Müslümanlar da dahil hepsine işte bazen kamplara kapatmak, bazen özel kart çıkarmak, bunlara farklı daha düşük bir statü vermek. Yani bir dönem Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'nda Japonları alıp toplama kampına kapatmıştı Amerikalılar. Bunun benzerini Trump şimdi Müslümanlar için savunuyor. Amerika'ya girecek olan Müslümanları çok ciddi bir filtrelemeden geçirerek, bugün yani Avrupa'da görmeyeceğimiz şekilde insan haklarına aykırı biçimde bir muameleye tabi tutarak ancak Avrupa'ya, Amerika'ya gireceklerini savunuyor. Şimdi o kadar ileri gitti ki bu söylemde, normal insanlar ya bu kadar da söylenmez abi. Çünkü nihayetinde bir liberal demokrasi Amerika. Liberal demokrasi tabii ki belli bir takım kaidelere, kurallara, yasalara bağlı olarak yürüyen bir demokrasi. Ama aynı zamanda liberal demokrasinin yasalara bağlı olmayan normları var. Yani bazı şeyler yapılır, bazı şeyler yapılmaz. Bazı şeyler söylenir, bazı şeyler söylenmez. O artık o sınırları son derece zorladı Trump ve bu sınırları bu kadar zorlamasına rağmen bu kadar ters ve aslında ahlaka aykırı yani etiğe aykırı diyelim burada sosyal aykırı şeyler söylemesine rağmen bu kadar bir ileriye gidebilmesi, bu kadar bir mesafe kat edilmiş olmasının şaşkınlığını yaşıyorlar. Çünkü bu seçmeni tanımamak meselesi de değil. Yani seçmen bugüne kadar böyle söylemlere prim veren bir seçmen değildi. O yüzden Amerika bugün belki dünyanın en lideri demokrasisi oldu. Anlıyorum. Peki Hillary Clinton hakkında o zaman biraz da görüş alalım senden. Şimdi tabii Trump'ın bu kadar aslında ileri bir noktaya gelebilmesinin... Çok özür diliyorum. Sözünüzü kestim. Siz veya sen konusunda problem varsa... Lütfen sen tamam, diyeceksin. Teşekkür ederim. Trump'ın bu kadar yani bir ilerleme kat edilmesinin bir diğer nedeni de aslında yani Amerikan toplumunda yaşanan sosyal sıkıntıları belki sonra konuşuruz. Bu çünkü dünya genelindeki bir sosyal ve ekonomik sıkıntıya işaret ediyor aynı zamanda. Ama bunun bir diğer nedeni de Hillary'nin aslında bir sempatik aday olamaması. Yani Hillary Demokrat Parti'nin adayı olduğu için oy topluyor. Ama Hillary'nin de çok önemli defoları, çok ciddi handikapları var. Birçok kişiye yani ona oy verenlere bile itici gelen bir şahsiyet. Dolayısıyla evet. Bu açıdan baktığımızda yani Obama'nın hele hele kocası Bill Clinton'ın yaratmış olduğu o olumlu havaya hiçbir şekilde sahip değil Hillary. Biraz da bu yüzden aslında Trump bu noktaya gelebildi. Evet belki de Trump şu konuda bir soru daha soracağım. Trump acaba bir seçim kampanyası uyguluyor olabilir mi? Yani Hillary'deki bu zafiyeti görüp biraz daha Hillary'deki bu zayıf tarafı görüp biraz daha seçmeni kendine çekmek için bir seçim kampanyası gibi bu şekilde konuşup tamam bizleri yerinden zıplatacak bir şey olabilir bu. Ama en azından bazı insanların yumuşak karnına dokunmak açısından bu söylemleri tamamen seçim kampanyası gibi söyleyip ileride böyle davranmayacak bir insan olabilir mi? Şimdi hem evet hem hayır. Yani niye böyle söylüyorum? Tabii ki seçim kampanyası sırasında sarf edilen sözler bu her türlü demokratik yarış evet. için geçerli. O günün şartları içerisinde ifade edilmiş olabilir. Bu evet. Ama bir yandan da Trump'ın kanaatimce eğer seçilirse, umarım seçilmez ama eğer seçilirse değiştiremeyeceği bir takım normları oluştu. Bazı davranış kalıpları oluştu. İslam'la ilgili mesela düşünceleri bunlardan bir tanesi. Yani ben bunu sadece bir seçim kampanyasının sıcağı içerisinde söylenmiş bir söz olarak bakmamak lazım. Bu onun tutumunun çok önemli bir dayanak noktası haline geldi. Ve seçilse dahi artık buradan geri adım atmayacaktır. İşte Meksika ile Amerika sınırı arasında duvar çekeceğim dedi. Buradan da geri adım atmayacaktır. Yani seçim kampanyası içerisinde söylenmiş bazı sözleri belki politikaya dönüştüremeyebilir. Ama bazıları
başkan olduğu günden sonraki davranış kalıplarını da etkileyecektir. Anladım. Tamam. Biraz o zaman ekonomiye geçelim burada. Dolar TL kuru ne kadar etkiler diye düşünüyorsun? 3.10 ile 3.12 arasında çok fazla dalgalandı Haluk. Amerikan seçimleri mi? Evet, özellikle ABD seçimlerindeyken FED'e sonradan geçeceğiz. Yani ben de bir Amerikan seçimleriyle ilgili bir iki bir şey söylemek lütfen isterim. Ondan sonra bahsedebilirim. Bence Amerika Avrupa'nın yaşadığını şimdi yaşıyor gibi geliyor. Çünkü Avrupa'da da bu Yunanistan'da başladı. Popülist partilerin, daha marjinal partilerin çok farklı söylemlerle iktidara geldiği veya iktidar ortağı olduğu, güçlü ortağı olduğu şeyleri yaşadık birçok Avrupa ülkesinde. Amerika'da da benzer şey oluyor. Bu tabii ki tamamen küresel kriz sonrasında ekonomilerin bir türlü toparlanamaması. Belki de hani birçok kişinin de dediği gibi kapitalizmin hani bir sınıra varıyor olması, belki başka bir model gereğine işaret ediyor olması gibi bir sürü tartışma var bu arada. Bunların bir sonucu gibi geliyor bana. Dolayısıyla o anlamda hani şaşırtıcı değil denir ama tabii ki şaşırtıcı. Yani Trump gibi politik olarak doğru olmayan şeyleri, argümanlarla gelip de bu kadar başarılı olması yine de şaşırtıcı. Hele kazanacak olursa zaten iyicene vahim bir durum. Bu gelişmelerin aslında etkilerini birçok yerde görüyoruz. Yani kurlara baktığımızda mesela işte Sinan'ın dediği Meksika ile ilgili bir şey dediğinde Meksika pezosunun ciddi değer kaybettiği, bu duvar olayını falan bahsettiğinde her dolayısıyla Trump anketlerde öne geçtikçe mesela Meksika pezosunu falan değer kaybettiğini görüyoruz. Onun dışında şu an için tabii ki birkaç anket son dönemde öne geçtiğini gösteriyor ama şu anda çok o kadar da ciddiye alındığını zannetmiyorum. Yani esas herhalde son birkaç gün 8 Kasım'a son birkaç gün kala nasıl olacağı belirleyecek. Bu eğer Trump fiyatlamasını şu anda gördüğümüzü düşünmüyorum. Yani Trump'ın gelişini fiyatlaması bu değil. Halen Clinton'a daha piyasa olarak bakıldığında daha fazla ağırlık veriyor gibi düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Ben de aynı fikirdeyim. Yani Trump'ın kazanmasındansa. Tabii Türkiye'ye etkilerini herhalde Sinan bahsedecektir. Yani Türkiye dış politik açısından ama evet. Ben o anlamda çok konu var. Yani Trump geldiğinde çok değiştirebileceği uluslararası ticaret tarafında olsun zaten Avrupa ile ilgili bir sürü konular var. Bunların farklı mecralara gidebileceğini düşünüyorum ama onu artık geldiğinde konuşalım. Şu an için gelmeden konuşmak istemiyorum. O kadar üzgünüm diyorsun. Hayır. Çok şey olacak. Yani uç senaryoyu konuşmuş olacağız gibi geliyor bana şu an için. Ama bizim için baktığımızda artık o yani bu sene her türlü şeyde kötü senaryoya doğru, en kötü senaryoya doğru gittik. Yani Türkiye ile ilgilendiren her türlü şeyde, jeopolitik olsun, iş politik olsun, ekonomik olsun. Şu her anda türlü, tabii onu konuşabiliriz tabii. Bu da eklenirse tam, Türkiye açısından evet, iyi değil diyorsun. İyicene şey diyorlar, FED'in kararı bundan çok etkilenir. Trump'ın veya Hillary'nin kazanmasından. FED şimdi bu toplantıda bekler de Aralık kararı çok etkilenir diyorlar. Zaten bu ay pas geçecek. Aralık kararında sonuç belli olmuş olacak. Trump kazandıysa tabii Trump'ın çok FED'le ilgili çıkışları vardı. Dolayısıyla ama şu yönde çıkışları vardı. FED'i aslında faiz artışını da erken yapmasını gerektirecek şekilde konuşuyordu. Çünkü geciktirerek Demokrat Parti'ye yardımcı olduğunu veya Obama'ya yardımcı olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla o anlamda FED de zaten faiz arttırmayı düşünüyor. Çok orada ilk başta sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama direkt Başkan Yellen'ın üzerine oynarsa, onu değiştirme yönünde şeyler olursa tabii piyasa rahatsız olur. Yani tam ona ama yanıtı alayım. Yani bir şekilde ne? Trump şeye yani geçtiği zaman olursa FED faiz arttırmayabilir diyorsun. Hayır. Arttıracağı için zaten arttıracak. Yani sinyalini verecek. Sen arttırmasını Aralık'ta bekliyorsun Aralık'ta. Tabii ki. Yani kim beklemiyor ki? %75 ben mesela 150'ye indirdim FED'in faiz arttırma beklentisini piyasada Aralık'ta. %75 fiyatlanıyor. Evet. Saygım yani, var sana ama yani. Benim de sana saygım var. Şimdi şöyle bir şey olacak. Evet. Ya bugün zaten 21'deki açıklamadan sonra biraz daha fiyatlanır gibi geliyor. Şöyle ben açıkçası Mart'tan beri falan kesin Aralık'ta arttırır, kesin Aralık'ta arttırır falan diyorum ama bakıyorum son veriler artı doların bu kadar çok güçlenmiş olması.
Bir de Fed üyelerinin konuşmaları. Acaba bir ay daha bekler mi? Aralıkta arttırmayabilir mi? Gibi bir düşünceye beni yöneltti. Yani tabii aylardır böyle olduğu için bu tarafa oynamak daha mantıklı geliyor sana da. Katılıyorum. Evet, evet. Ama artık bu şeyi senede bir olan faiz artışını konuşuyoruz. Bu artık artış bile denmez buna yani. Ve Fed açısından çok kredibiliteyi sarsıyor. Yani deyip aylarca ötelemek bunu yani. Bunu Haziran'da bir kere piyasaya yazdırdı hatırlarsak, tamam. Geri gidersek. Bunu ondan sonra ötele şimdi Aralık'ta da yapmayalım. Yani bu çok kredibiliteyi sarsıyor. O yüzden kredibilite açısından da bir artış gerekiyor. Ben onun için artacağını düşünüyorum. Peki ben hala bir şey söyleyebilir miyim? Trump seçilirse dolar yükselen piyasalar karşısında ne olur? Yani güç mü kazanır, güç mü kaybeder? Niye? Clinton seçilirse keza, çünkü bugün mesela ekonomiste bir makale vardı. Hani borsaya az çok ne olacağını biliyoruz diyor Trump seçilirse de. Dolara ne olacağını onlar da öngörmekte biraz zorlanıyorlar. Doğru, çok dinamik, farklı dinamikleri var tabii ama mesela hani Meksika örneğini verdim, Meksikosunu. Hani o tip Amerika ile yakından ilgili olan veya Trump'ın söylemlerine hedef olan yerlerde, IEM'lerde para birimi olumsuz etkilenecektir. Ama bu genele yayılacağını ben de zannetmiyorum. Hani bütün IEM'e satış şeklinde olacağını veya yeme karşı doların güçleneceği şekilde ben de öyle düşünmüyorum. Trump seçilirse. Evet, seçilirse. Yani net bir şey olmayacaktır ama bazı Meksika gibi doğrudan etkilenecek ülkelerde daha çok. Ama bir argüman da işte Trump'ın kampanyada en azından savunduğu politikalara baktığın zaman işte maliye politikasını çok daha böyle bütçe dengelerini gözetmeden maliye o işte büyük altyapı projeleri vesaire. Evet. Dolayısıyla zaman içerisinde yani Amerika'da bir bütçe açığı oluşturabilecek daha fazla. Evet. Dolayısıyla bunun da dolar üzerinde bir etkisi olacağını söylüyorlar örneğin. O zaman IEM'e yarar bile diyebiliriz. Evet. Donald Trump'ın seçilmesi bir şekilde gelişmekte olan ülkelere yarar diyor Haluk Bürümcekçi. Ben demiyorum. Sinan diyor, ben de olabilir dedim. Evet. Yani o dar çerçeveden yarar. Hani başka çerçevelere baktığında. Kur böyle her şeyin içine girdiği bir şey olduğu için kurla ilgili tahmin yapmak çok daha zor her zaman içinde. Borsa falan daha kolay. O tabii Fed'in işine gelir. Öbür taraftan altın fiyatları zıplar diyorlar Donald Trump seçilirse. Altın fiyatlarının zıplayacağını düşünüyorlar Donald Trump'ın gelmesi durumunda. Çünkü belki jeopolitik riski mi göze alıyorlar. Finansal piyasalarda biraz daha tabii farklı davranıyoruz. Böyle hani finansal piyasalar çok farklı tepkiler veriyor. Anlık değil de ileriye yönelik riski fiyatlamaya başlıyor. Evet. Altın yani belirsizlikten oluyordur. Belirsizlikten yani. Tabii yani Trump'ın ne yapacağı belli olmayacak çünkü. Yani. Sağ salı belli olmadığı için. O yüzdendir, yoksa direkt politikalarla ilgili değil bence yani. Evet, biraz daha politikaya geçeceğim şimdi. Sinan, acaba şimdi 4 yıl gelecek. Donald Trump da gelirse, Hillary Clinton da gelirse 4 yıl boyunca ABD başkanı olacak bu kişi. Bu noktada yani iki kişi, bir kere ne bekliyorsun? Donald Trump mı kazanacak sence, Hillary Clinton mı kazanacak? İkincisi bu 4 yıl, Donald Trump gelirse nasıl bir dünya olur? Hillary Clinton gelirse nasıl bir dünya olur? Ben hala Clinton'ın kazanacağını düşünüyorum. Okey, Clinton'ın kazanmasını bekliyorsun. Çünkü yani biraz daha hani Trump'ın kazanması ihtimalinin nelere yol açacağını aslında biraz konuşacağız ama hani öyle bir dünyanın da risklerin iyice artacağını düşündüğüm için biraz da hani Clinton'ın çok daha sağlıklı bir tercih olduğunu düşündüğüm için bunları ifade ediyorum. Şimdi nasıl bir dünyayla karşılaşacağız Trump seçilirse? Bir kere temelde belirsizlik çok artacak. Çünkü Trump Amerikan sistemi içerisinde hep böyle ilk turda bahsettiğimiz gibi bir takım radikal çıkışları olan ve de nihayetinde izleyeceği politika konusunda sabit, tutarlı bir söylemi olmayan bir politikacı. Tamam. O gün kafasına ne esiyorsa bunları söyleyen ve hatta Trump'ın bu kampanyası için son zamanlarda çıkan yayınlarda gerçek ötesi toplum, post-truth society şeklinde bir tanımlama kullanılıyor. Evet. Bu tanımlama neyi anlatıyor? Yani Trump o kadar çok yalan söylüyor ki bu yalanlara rağmen iktidara yürüyebilen bir politikacı. Demek ki toplum
bu yalanları artık o politikacıya karşı bir argüman olarak kullanmaktan feragat ediyor. Biz hani normalde siyasetin, hani etik bir siyasetin doğrular üzerine inşa edilmesini düşünen insanlar olarak bu derece yalanla kendisini ilerleten bir siyasetçinin böyle bir noktaya gelmiş olmasını açıkçası biraz şaşkınlıkla karşılıyor birçoğumuz. Peki sen, şimdi, çok özür diliyorum, yine keseceğim burada. İyi bir iş adamı mı Donald Trump? O da tartışmalı. Yani iyi bir iş adamı mı? O da tartışmalı. Başarılı olduğu projeler var. Daha az başarılı olduğu projeler, batırdığı projeler Çünkü var. Çünkü yalan konusunda bir şey, kesin bir görüşün var. Yalancı bir. O muhakkak. Yani zaten işte bu Trump'ın kampanya süresinde ki söylemini analiz eden bağımsız web siteleri var. Fact check şeklinde. Yani o söylediklerini analiz eden. Yani orada da görüyorsunuz. Yani Hillary'nin söyledikleri, Trump'ın söyledikleri arasında dağlar kadar farkı var. Yani Trump'ın söylediğin belki toplam, yani bütün söylediklerinin %80'i yalan kategorisine giriyor. Öyle bir politikacı. Şimdi bu dünyada da tek örnek değil tabii. Onu da ifade etmek lazım. İşte onu ben soracaktım. Acaba politika, eski bir politika uzmanı, eski bir diplomat olarak sana sormak istiyorum bunu. Acaba hani böyle bir özellik politikacıda veya siyasetçide işe mi yarıyor? Şimdi Amerika'da yaradığını görüyoruz. Bu tabii bugüne kadar alışık bir şey, olmadığımız, tabii yani, bugüne kadar alışık olmadığımız bir siyasi davranışa işaret ediyor. Ve toplumlardaki rahatsızlığa ve belki bazı hastalıklara işaret ediyor. Evet. Ne gibi yani rahatsızlık ve hastalıklar? Mesela burada tabii ki artık medyanın ve özellikle sosyal medyanın oynadığı rolü tartışmak gerekiyor. Çünkü ne oluyor? İnsanlar bir politikacıyı seyrederken onun sözlerini bir noktada dönüp de ya bu gerçek mi değil mi diye tartmaya geçtiklerinde girdikleri, sordukları, izledikleri, gördükleri medya aslında hep bir buna kendi içine hapsolmuş insanların oluşturduğu medya olmaya başlıyor. Dolayısıyla orada zaten sadece duymak istediklerini duyuyor insanlar. Başka bir görüşe orada duyamıyorlar. Başka bir görüşe açık olamıyorlar. Dolayısıyla kendi inançlarını, kendi doğrularını sürekli pekiştirerek, sürekli o doğru veya yanlış sorgulamasını sormadan onların üzerine bazı kanıları, kanaatleri, yargıları inşa ederek geliyorlar. Evet. Hastalık burada. Hastalık zaten balık baştan kokuyor. Hani başlamadın da balık. Yani şey, evet. Medyanın, sosyal medyanın özellikle böyle bir tahrip edici şeyi var. Evet. Herkes kendi, buna echo chamber deniliyor. Herkes kendi gibi düşünen insanların arasında buluyor bir anda kendisini. Ve başka görüşleri duyamıyor, başka görüşleri açık olamıyor. Türkiye, o yüzden yani onu yani bir tek Amerika'nın sorunu değil bu tabii. Bu tabii Amerika değil, yani Batı, birçok Batı demokrasisinde de bu böyle. Yani bugün Fransa'da Le Pen'in kampanyasına baktığınızda, Hollanda'da Wilders'in kampanyasına baktığınızda, hatta ve hatta yani şöyle bir örnek vereyim size. Brexit'te de bunu gördük. Yani bugün sizler ekonomist olarak Brexit'in İngiliz ekonomisine herhangi bir yarar olacağını düşünüyor musunuz? Hayır. Tam tersine Brexit İngiliz ekonomisi en azından görünebilir gelecekte daha düşük bir potansiyele taşıyacak. Şimdi İngiliz vatandaşları bunu göremedi mi? Brexit'e oy verenler burada bunu anlamadı mı? Burada medyanın rolü diyorsun o zaman. Yani ben başka bir şey işaret. Tabii ki burada medyanın rolü de var ama bu genelde yani sosyal medyanın da içine dahil olduğu ve sağlıklı bir demokrasi için gerekli olan ortamı bozan, tahrip eden bir olguyla karşı karşıyayız. Evet. Trump bunun en uç örneği. Dediğim gibi söylediklerinin %80'i yalan. Burada ben şey soracağım. Bize düşen rol nedir, medyaya düşen rol nedir diye soracağım ama bir reklama çıkmamız gerekiyor. İkinci yarıda çok fazla soru var. İkinci yarıyı muhakkak kaçırmayın. Bekliyoruz sizi ikinci yarıya. Yayınımızın ikinci yarısına hoş geldiniz sevgili seyirciler. İlk yarıda aslında sonlarına doğru
Sinan Ülgen çok doğru bir tespitte bulundu. Çok aslında önemli bir tespitte bulundu. Medyanın rolüne, yani insanları etkilemek konusunda medyanın rolüne değindi. Hem de ben bunu biraz daha açmasını isteyeceğim. Çok fazla belki aslında programı da sırf buna doldurmak istemiyorum ama orada Donald Trump'ın ve Hillary Clinton'ın bir şekilde işte yarış içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve dedin ki medyanın burada bir rolü vardır aslında bir şekilde insanları başarılı göstermekte. Burada bir hastalık vardır. Yani benim tezim başarıyla ilgili değil de daha ziyade medyanın toplum üzerinde ve nihayetinde demokrasinin sağlığı üzerinde şöyle bir rolü olduğunu gördük bu yarışta. Yani Amerika'daki yarışta. Medyanın bu kadar çok çeşitlenmiş olması hem görsel medyanın hem sosyal medyanın insanları kendi değer yargılarını benimseyen toplumun içerisine hapsetmiş ve dolayısıyla başka muhakemeleri, başka değerlendirmeleri duymaktan artık alıkoyuyor bu durum. Tamam. Sosyal medyada kendi gibi düşünenleri izliyor. Kendi gibi düşünenlerin çıkardığı gazeteyi okuyor. Kendi gibi düşünenlerin bulunduğu yorumcuların televizyon kanalını izliyor. Trump'a oy verecekler Fox TV izliyorlar mesela. Tutup da NBC, Bloomberg izlemiyorlar. Farklı yayınlara bakmıyorlar. Hillary'ye, farklı yayınlara bakmıyorlar. Hillary'ye oy verecek olanlar işte belki Bloomberg izliyor, CNN izliyor, Fox'u izlemiyor. Dolayısıyla iki taraf arasında artık bir düşünsel iletişim kalmamış ve dolayısıyla herkes kendi değer yargılarına hapsoluyor. Karşı taraftan alabileceklerini alamıyor. Bu da yalan üzerine inşa edilen kampanyaların asıl itici gücü oluyor. Çünkü orada bunun yalan olduğunu söyleyene rastlamıyorsunuz. Tamam. Kendi o fikir hapishanesi içerisinde kalmış olan birisi olarak. Tamam, çok güzel bir tespit. Çok teşekkürler Sinan Ülgen. Bizim ayrıca bilgi edinmemiz açısından da çok önemliydi bence. Peki Hillary olursa nasıl bir dünya olur diye soracaktım en son. Şimdi Hillary olursa tabii ki Hillary bir demokrat adayı olarak Obama'dan bayrağı devralacak. Dolayısıyla bir noktada Obama politikalarının devamlılığını sağlamak durumunda. Ama bir noktada kendi damgasını Amerikan yönetimine vuracaktır. O nedenle bazı noktalarda da ayrışacaktır Obama'dan. Ama bir yandan devamlılık, bir yandan kendi özelliklerini gündeme taşıma iradesiyle farklı bir yol benimseyebilir. Ama Hillary nihayetinde Amerikan yönetimine yabancı biri değil. İşte daha önce Bill Clinton'ın eşi olarak, First Lady olarak 8 yıl bulundu. Arkasından 4 yıl Amerika'da Clinton, Obama'nın ilk döneminde Dışişleri Bakanlığı yaptı. O nedenle dünya gerçeklerini iyi bilen, biraz Obama'ya oranla Amerika'yı daha fazla dünya üzerinde etkin bir dış politika, hatta yer yer müdahaleci bir dış politikaya itecek olan bir başkan. Örneğin kampanya dönemi boyunca Obama'dan farklı olarak Suriye'de Amerika'nın daha müdahaleci olması gerektiğini savundu. Suriye'de işte uçuşa yasak bölgeler, güvenli bölgeler tesis edilmesi gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla yer yer Obama'dan ayrılacaktır. Rusya konusunda Obama'dan ayrılacaktır. Rusya'da daha sert bir politika izleyecektir. Orta Doğu'da? İşte Orta Doğu'da dediğim gibi biraz daha fazla da müdahaleci bir Amerika'ya doğru gidebilir. Ama aynı şey Trump'da ama burada da şimdi Trump da aşırısı olabilir. Trump son olabilir. Derece dediğim gibi yani kampanya döneminde de ne dediği belirsiz bir adam Trump'ın. Dolayısıyla Orta Doğu politikasını da biz bilmiyoruz. Yani Trump'ın bir yani Allah korusun bir Trump başkanlığının olması durumda Amerika'nın Orta Doğu politikası ne olacak sorusuna bugün burada yani 5 tane Amerikan uzman getirseniz hiçbiri doğru düz cevap veremez. Bilmiyorlar çünkü İşte o yüzden derim acaba seçim kampanyası mı yapıyor bu adam diye. Ya olabilir. Şimdi öyle tweetler gelmiş ki tabii Sinan Bey gibi birikimi kanalınıza görmek sevindirici demişler. Sağ olsunlar. Lütfen ABD Trump'a oy verecek seçmen tipini sorar mısınız? Fiyat Trump neyi örgütlüyor, öfkeyi mi diye sormuşlar. Fiyatlamaya yeni başlayan Amerikan seçimlerini ve yürüyen tankları da göz ardı etmemek gerekir. Benim dolar TL kurunda dün düşeceğini söylüyordunuz tweetim vardı ona istinaden. Şimdi ben dün düşeceğini yazmıştım Twitter'da. Yani bir ani bir düşüş bekliyordum FED
kararı açıklandıktan sonra 3.12'ye kadar yükseldi. Acaba Aralık'ta olmaz mı faiz arttırımı gibi bir endişe yaratır bu karar. O yüzden de 3.12'lerden biraz daha geriler gibi bir tespitte bulunmuştum. Senin Haluk birazcık bu piyasalara dair fikrini alacağım. Çünkü 3.14 üzeri olacak teknik diye bir tane de tweet geldi. Evet. Sene sonu için nasıl bir öngörüm var dolar TL kurunda? Bu gece sert düşüş paylaşımımız hala geçerli mi diye sormuşlar. Bütün Twitter'da yazmam gerekiyor bunu ama. Yani. Çok sert olmayacak 3.09. Ben yine bir düşüş bekliyorum. Sen? Ya ben günlük dalgamlara hiç önem vermiyorum. Onu söyleyeyim. Yani günlük trade edenler açısından saygım var ama hani hiç önemi yok. Onlar beni izlemesin diyorsun. Aynen öyle. Mimonano değil. Ekonomistlikle ilgili bir şey söylemiyorum. Ben bu yayına birkaç kere daha önce geldim. Evet. Her zaman aynı şeyi söyledim. Dolar yıl sonunda çok daha yüksek olacak. Doğru. Değişebilir de yani. Ha. Evet. Zaten yıl sonunda bir şey kalmadı. Yani bu yıl içinde tam zamanında vermedim. Hani bundan sonra yükseliş şeyimi oluyor. Hep aynı şeyi söyledim. Zaten bununla ilgili bir sürü içsel faktörler var Türkiye'de yeteri kadar. Buna Fed'in veya dünyadaki tahvil faizlerindeki artışın eklenmesi tabii ki bir de öyle bir gelişme var. Tahvil faizlerinde yükseliş gözlüyoruz. Yani sırf Amerika değil, negatif olan faizler, uzun vadeli faizler artıya geçmeye başladı. Çünkü her şey bir yana bir düzeltme diyebilirsin bunu ama bir de ekonomilerden canlanma sinyalleri geliyor. Şöyle ki PMI endeksleri Ekim ayında önceki aya göre sert arttılar. ABD değil her yerde, her yerde. Türkiye'de bile arttı. Türkiye'ye geçiyorum. Birçok gelişmiş ülkede çok arttı. Bu hani bir canlanma oluyor mu şeyi başladı. Dolayısıyla tahvil faizlerini yükseltiyor. Bu da ayrı bir sorun Türkiye açısından. Onun dışında Türkiye'nin o kadar çok konuşacağı şey var ki yani negatif faktör olarak. Şu anda ben TL'nin zaman zaman geri çekilmeleri olsa da yönünün hala kuvvetli bir şekilde yukarı olduğunu yani değer kaybı anlamında söylüyorum. Dolar TL'nin yukarı olduğunu düşünüyorum. Teknik de bakarsak teknikte daha 3, önce 3.11 hani 3.11'i daha önceki tarihi zirvesi olduğu için teknik olarak tabii bir engeldi ama onu geçtiğini görüyoruz. Bunun üzerine yerleşecektir ve bir anda önümüzdeki yakın bir süreçte bir sıçramayla 3.23-3.30 aralığına geçecektir. Bunun nedeni çeşitli şeyler olabilir. Atıyorum Irak, Suriye ile ilgili bir gelişme olabilir. İçeride 3, 3, başka şey olabilir. Haluk şey Fitch'ten bir açıklama bekliyor musun? Türkiye notu indirimini bekliyor musun? Vallahi Fitch zamanlamasını bilmek çok mümkün değil. Çünkü gözden geçme sürecinde ama gözden geçme süresi biliyorsun 12 ayda oluyor, 18 ayda oluyor, 3 ayda oluyor. Yani ama ben çok geciktireceğini zannetmiyorum ve indirim yönünde olacağını düşünüyorum açıkçası. Moody's'den Moody's'de sonra Fitch'te indirir diyorsun. Peki önemli mi Fitch? Yani zaten iki tanesi şu anda yatırım derecesinin altında. Dolayısıyla Fitch'in önemi ne? Önemli şöyle, Türkiye'deki yani şeyler bankaların bazı borçlanmalarında Fitch şey verilmiş, referans noktası olarak verilmiş. Eğer Fitch'te not indirirse mesela borçlanmalarda maliyet otomatik artıyor. Yani öyle bir etkisi var. Ama onun dışında şey etkisi yok. Hani Moody's'in daha çok etkisi vardı. Çünkü bazı fonlar ona dayanarak yatırım yapıyordu. Özellikle tahvil yatırımlarında. Onların zaten çıktığını görüyoruz son haftaki çıkışlarda. Bence zaten o büyük ölçüde fiyatlanıyor yani Fitch'in şeyi kararı. Ama böyle etkisi de var. Yani bunların dolayısıyla hani benim dediğim bir daha tekrarlayayım hani olumsuzluk devam edecek yani. Tabii 3.23-3.30 bandına da erişecek yani, en kısa zamanda diyorsun yani, dolar TL kuru. Ben yakın zamanda olacağını düşünüyorum. Yakın zamanda. Evet. Evet. Yani. Bir de sen büyüme konusunda çok ciddi bir uzman olduğunu düşünüyorum. Türkiye büyümesi hakkında birazcık konuşabilir miyiz? Tabii. Çünkü Türkiye'ye geçeceğiz şimdi. Okey. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Eylül ayı sanayi üretimini görmedik. 8'inde göreceğiz. Muhtemelen pozitif olacak. Yani yıllık bazda yüksek bir artış olacak. Ama Temmuz Ağustos'a baktığımızda 2 aylık dönemde %2'nin üzerinde daralma vardı sanayi üretiminde. Dolayısıyla 3. çeyreği Eylül'de göreceğimiz artış kurtarmayacak. 3. çeyrekte büyürsek yani 0-1 aralığında bir yerde olursak başarı. Yani
büyüme olarak kaydedersek milli gelir gibi gözüküyor. Dördüncü çeyrek henüz önce veriler yeni geliyor. PMI'lerde bir hareketlenme var ama her tarafta da yok. Yani her türlü göstergede de bunu destekleyen şeyler yok. Ama yine de tabii ki üçüncü çeyrekten daha iyi olacaktır. Çünkü kredi faizlerinde bir geri çekilme var bir süredir. Bunun hızlandığını da görüyoruz. Son nedeni ne olursa olsun bir şey var, hareketlenme var. Bunlar birazcık toparlatacaktır ama yine Türkiye'nin çok güçlü bir büyüme göstereceğini son çeyrekte zannetmiyorum. Dolayısıyla yılı 3'ün altında kapatmamız olası. Bayağı bir yüksek olasılık. 3'ün altında kapatmamız olası. Evet. Enflasyonda da %7,5'lar. Yarın enflasyon rakamı açıklanacak. Evet. Yani istersen değinebilirim. Yarın bir yükseliş göreceğiz enflasyonda muhtemelen. Evet. Ama bu yükseliş çok sert olmayacak. 7.30'lardan 7.5-7.6 falan gelebilir. Kasım'da da bir yükseliş daha göreceğiz muhtemelen. Baz evet. etkisi var. Yılı da işte Kasım'da gördüğümüz yerlerde kapatırız herhalde. Evet, 7.5-8 arasında bir yerde olur. Şey bekliyor musun? Faiz indirimi bekliyor musun TCMB'den? Valla şimdi Fed'i görmemiz lazım. Fed'den sonraki piyasa tepkisini görmemiz lazım. Evet, kurlar böyleyken. Şimdi saat 21'i bekleyeceğiz evet. yayını. Evet. Sevgili yönetmenimiz Taci Bükülşü'nün izin aldık. Saat 21'de Fed'in kararını açıklayacağız size. Ondan sonra kapatacağız. Bir bakacağız çünkü piyasa reaksiyonuna da. Yani kur biliyorsunuz sepet bazında dolar TL rekorunu kırdık zaten. Sepet bazında 3.28'de rekor kırdık yeni. Bu baskı varken merkezin para politikasında o son sadeleşme adımını atması biraz zor gözüküyor. Herhalde beklemede kalacak gibi. Çünkü bir yandan da gevşemelerine devam ediyor. Zorunlu karşılık ve likitte gevşemelerine devam ediyor. O yönde kararlar alıyor. Doğru. Onu gevşettiği için artı maliye politikası gevşiyor Türkiye'de. Bütçede açığı artıyor. Bütün bunlar varken bir de üstüne para politikasını gevşetmesi yanlış olur. Onu gördü Merkez Bankası. Herhalde beklemede kalacak. Bu gösteriyor ki diyorsun diğer alternatif araçlara geçince faize çok fazla yüklenmeyebilir, birazcık bekleyebilir diye düşünüyorsun. Evet. Tam Türkiye'den bahsederken senin en son yazın vardı Politico Europe'da. Politico Europe'da Türkiye'ye dair bir yazı yazmıştın Sinan. Şimdi o yazıya birazcık değinmek istiyorum. Yatırımcıların, yabancı yatırımcıların Türkiye algısı ne yönde? Biraz da yazından tabii bahsedersen burada, çünkü yabancı bir yazıydı. Türkçe, belki İngilizce bilmeyenler için faydası olur. Tabii, şimdi Türkiye'nin uzun yıllar boyunca yabancı yatırımcılara yönelik ve gerçekten fayda da getiren bir söylem vardı. Neydi bu söylem? Türkiye işte 2001 krizinden sonra yürürlüğe koymuş olduğu paketle hızlı bir büyüme elde etti. Bu büyümenin yanı sıra ekonomi alanında bazı reformlara devam etti. Siyasi alanda da, dış politika alanında da Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği dinamiğini harekete geçirdi. Şimdi bu söylemi artık devam ettirmesi Türkiye'nin bugünkü şartlarda gittikçe zorlaşmaya başladı. Üstüne üstlük. Türkiye'nin 2011 sonrası diyelim ve özellikle Gezi sonrasında yurt dışında oluşan algısı dış yatırımcılar bakımından da bir olumsuzluk olarak görülmeye başladı. Gezi'den beri. Özellikle 2000 Gezi'den beri. Yani bu yurt dışı... Sadece bu darbe değil. Hayır, darbe değil. Darbe tabii bunun üstüne bir ilave belirsizlik katmanı daha koydu. Çünkü şöyle bakın. Nihayetinde yatırımcı bakımından, ki bu aslında iç yatırımcı dış yatırımcı fark etmiyor. Yani iç yatırımda da benzer sonuçları görüyoruz. Yani 2011'den bu yana iç yatırım performansı da hani değerlendirebiliriz. Dış yatırımcı bakımından daha da tabii zor bir durumla karşı karşıya. Çünkü ülkeye normalleşmesi gerekirken ve normalleştik mesajları verilmesi gerekirken nihayetinde olağanüstü halin uzatılmasıyla bunun tam tersi mesajlar vermiş oluyoruz dışarıya. Yani normalleşme demek olağanüstü halin bitirilmesi demek. Bittiği noktadan sonra verdiğiniz o mesaj daha etkin olabiliyor. Hala olağanüstü hal olan bir ülkede ben normalleştim demenizin pek bir inandırıcılığı olmuyor. Doğru. Dış yatırımcı bakımından. Bunun açıkçası zorluğunu yaşıyoruz. Ama bunun ötesinde tabii hem makro bakımından, şimdi biraz önceki konuşmada da gördüğümüz gibi yani Türkiye 2010'larda %5'e yakın büyürken
2011'den sonra %3'e yani potansiyel büyümesi hatta %3'e düştü. Şimdi ne diyoruz? %3'ün altında büyüyecek diyoruz. Hele hele dış konjonktürün daha da zorlaştığı bir ortamda Fed faiz artışı vesaire, bölgedeki dengesizlikler, Suriye, Irak gibi jeopolitik risklerin sonrasında önümüzdeki vadede Türkiye'nin büyüme performansını tekrar eskiye çekmesini beklemek de pek gerçekçi değil bu şartlarda. Çünkü onun için gerekli olan gerek siyasetteki gerek ekonomideki yapısal reformların yapılabileceğine dair bir inandırıcı söylem olduğunu söylemek zor. Söylem çok var da inandırıcı değil herhalde. İnandırıcı değil çünkü yani söylem evet Maliye Bakanı gidiyor birçok yerde anlatıyor, yatırımcı toplantısına katılıyor vesaire de nihayetinde bunların ne kadarı fiiliyata geçiyor, ne kadarı etkin bir politika haline geliyor bu biraz cahil sual. Bu ortamda tabii Türkiye'nin yurt dışına yeni bir hikaye yaratması, nasıl bir hikaye yaratması? Yani 1980'den sonra Özal geldiğinde yarattığı bir hikaye gibi. 2001 krizinden sonra işte Kemal Derviş'in programı sonrasında ortaya konan hamle gibi ki bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk dönem hükümetinin de benimsediği programdı bu. Böyle bir hikaye yaratmaya ihtiyacı var Türkiye'nin. Ama bu hikaye bugün yapıldığı gibi biraz buradan biraz buradan şu sektöre teşvik verelim, şunu yapalım, şurada kredi faizlerini indirelim şeklinde bir hikaye değil. Bunun bir bütüncül hikaye olması lazım. Siyasetle ekonomi iç içe geçtiği, hukuk devletinin oluşturulduğu, yeniden tesis edildiği, bağımsız bir yargının mutlak surette bunun içerisinde olduğu ve öte yandan ekonomide de yapısal reformlara hız verildiği ve bunun bir hükümet politikası olarak benimseldiği ve sürekliliğinin garanti alt, teminat altına alındığı bir yeni ekonomik hikaye ihtiyacı var Türkiye'nin. Bunu yapmadığı sürece gittikçe zorlaşan dış konjonktürün de katkısıyla Türk ekonomisini zorluklar bekliyor. Sonuçları ne olur? Sonuçları şu olur, yani Türkiye'nin istediği ve arzuladığı yurt dışından yatırım çekme potansiyeli gittikçe zayıflıyor. Ya tabii ya oralar evet, ben şimdi sonuçları ne olur derken nerelere gitti. Aslında şimdi şöyle bir şey var. Ya öyle güzel bir tablosu bir çizdin ki 2001'deki gibi Kemal Derviş'in getirdiği 1980'de Özal'ın getirdiği gibi bir hikaye ihtiyacı var Türkiye'nin. Yani ikinize de sormak istiyorum. Sizce böyle bir olasılık var mı önümüzde? Tekrar böyle bir hikaye çıkabilir mi? Ben önce Halil'e bırakayım. Eyvah. Zor sarayım. Çıkabilir mi böyle bir hikaye? Yakın gözlerim vadede, doldu yoksa çıkmaz. Yakın vadede çıkmaz. Yakın vadede çıkmaz. Sen de çıkmaz. Yani Türkiye'deki sonuçta geri dönüp baktığınızda 2014'te bir yerel seçim oldu. 2015 yılında iki tane seçim oldu. Hala biz 2015'teki seçimler sonrasında yani 1 Haziran'da 1 Kasım'da hala her an bu ülkede seçim olacakmış gibi yaşıyoruz. Bunun ister istemez ekonomiye çok ciddi bir olumsuz etkisi var. Çünkü uzun vadeli politikalar yapılamıyor. Sürekli bir popülizm arayışında olmak durumunda kalıyor siyaset. Diyelim hani hafif bir tabirle. Ondan sonra şimdi gündemde bir belki başkanlık referandumu var. Başkanlık referandumu arkasından olası bir başkanlık seçimleri var. Arkasından en geç 2019 yılında bir yerel seçim, bir genel seçim daha var. Şimdi böyle bir yani sürekli seçim konuşan, sürekli seçime yönelik politikalar yürütmek zorunda kalan bir ülkede ekonomik reformlardan çıkması çok zor. Buradan aslında hani biraz nereden bu Avrupa konusu aslında canlandı. Ay, Avrupalı yatırımcı ama Avrupa Birliği dağılmaya sence gidebilir mi diye soracaktım. Sen de euro dolarla paritesiyle birleştirir misin Haluk? Çünkü Aralık ayında Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. Ve Avrupa Merkez Bankası'na dair bir takım asparagas haberler çıktı biliyorsun. Acaba varlık alımında azaltıma gidecek mi, sabit tutacak mı, ne yapacak diye. Euro dolar paritesi hala 1.04 olarak konuşanlar var. Avrupa Birliği dağılacak mı diye başlayalım, sonradan euro dolar paritesine doğru yol alalım. Şimdi Avrupa Birliği dağılmaz ama şunu da teslim etmek lazım. Avrupa Birliği bugün belki tarihinin en yaşamsal mücadelesini yürütüyor.
takım ülkelerde ekonomi hala eski sağlığına kavuşmuş değil. Kuzey Avrupa nispeten daha iyi. Yani İskandinavlar, Almanya vesaire. Güney Avrupa'da sorunlar var, yapısal sorunlar var. Hani İspanya biraz kurtardı belki ama İtalya'da bankacılık sistemi başta olmak üzere büyüme sorunları devam ediyor. Yunanistan hala borç krizini aşabilmiş bir ülke değil. Dolayısıyla ekonomik sorunlar var. Bunun yanı sıra demokrasilerinde, ki başta konuştuğumuza geri döneceğim burada, demokrasilerinde bugün ciddi sorunları olan ülkeler var. Yani bu aşırı sağ, popülist siyasi platformlar yalnızca Avrupa Birliği'ni değil, o ülkelerin siyasetini de tehdit eder hale geldiler. Bugün Fransa'daki seçimlerde en popüler parti aşırı sağ Front National, Ulusal Cephe Partisi. Keza Hollanda'da benzer bir durum var. Avusturya'da ramak kalmıştı bir, hani artık Nazi diyebileceğimiz nitelikte birinin devlet başkanı olmasına. Şimdi o seçimler iptal edildi. Aralık'ta tekrarlanacak. Bakalım ne olacak. Böylesine bir popülist ve aşırı sağ, zaman zaman anti-İslam tınıları da olan siyasi partilerin zemin kazandığı bir Avrupa var. Bu sadece o ülkelerin yönetimi ve yönetişimi açısından değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin geleceği bakımından da ciddi bir risk teşkil ediyor. Ama dağılmaz diyorsun. Ama dağılmaz diyorum, çünkü nihayetinde birçok ülkede belirli bir dönem bu aşırılıklar yaşanacak. Fakat sonrasında çözümün ben gene Avrupa Birliği'nin tarafından yaratılacağını düşünüyorum. Brexit'e rağmen. Brexit'e rağmen. Hatta Brexit belki avantaj da olabilir. Çünkü nihayetinde daha bütünleşik, daha entegre, daha federal bir Avrupa'ya gitme yönündeki iradeyi sakatlayan bir ülkeydi İngiltere. Sürekli geri tutuyordu. Böyle bir Avrupa istemiyordu. Şimdi İngilizler çıktıklarına göre böyle Almanlarla Fransızlar ön ayak olarak daha entegrasyon, özellikle bankacılık sektöründe, hatta bir noktada maliye politikalarında daha entegre bir Avrupa'ya yol açıldı diye düşünüyorum. Ama gün bugün değil, bugün Avrupa'nın başka baş etmesi gereken krizleri var. Bu da Avrupa Birliği'nin kendi yapısından ziyade o ülke, yani Batı demokrasilerin, biraz önce Amerika'da konuştuğumuz gibi Batı demokrasilerin karşılaştığı bu krizlerin aşılması gerekecek. O noktadan sonra Avrupa Birliği yoluna devam edebilir. Ama o zamana kadar çok sıkıntılı bir süreç var. Uzun vadede. Ya işte bu nereden geldi Avrupa? Şimdi onu söyleyeceğim. Sen hikayeden bahsediyordun ya, işte yeni bir hikaye yaratılabilir mi diye. O bahsettiğin aslında Kemal Derviş yeni bu IMF programı öne sürüldüğünde, Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde de aslında Türkiye tabii çok hızlı, çok sıcak bir dönemdeydi aslında. Çok hızlı çalışmalar vardı, bir arı hareketi vardı Türkiye'de, sürekli bunların toplantıları oluyordu hatırlıyorum. Bu bir hikayeydi aslında. Bu hikaye de kalmış gibi. Aslında oradan geldim ben bir Avrupa'ya. Yani bu galiba bu hikaye de gitti ortadan. Gitti yani. Avrupa bugün Türkiye ciddi ölüm cezasını geri getirmeyi tartışıyorsa zaten. Yani zaten bunun bir zaten yok diyorsun. Yok, yani şansı kalmaz. Böyle bir tercihle karşı karşıya artık Türkiye. Maalesef. Böyle bir tercihle karşı karşıya. Tamam. Pariteyle. Ona da sen de aynı tabii zamanda Sinan'ın söyledikleri konusunda da yani. Yok, ben tamamen varsa, katılıyorum. He, yani söyleyeyim. Ona söyleyeceğim, ilave edeceğim bir şey yok. Pariteden bahsedeyim. Şöyle bakmak lazım. Pariteye veya iki çapraz kur diyelim, daha iyi anlaşılır adıyla. İki ülke arasındaki para politikaları farkından daha çok ben hareket ettiğini düşünüyorum. Euro dolar ve herhangi bir çapraz kurun. Okay. Burada çok ciddi bir Amerika'nın tabii ki büyümesinin daha güçlü olması ve para politikasının sıklaşma ihtimali, ne karşılık Euro bölgesinde böyle bir durumun ortada olmaması şimdiye kadar Euro'ya değer kaybettiriyordu dolara karşı. Bu noktada... Yok, gayet de bir onun üzerinde yani hani. Pardon, nereden geldik buraya? Tamam, pardon, ha. Nereden geldik buraya diye 1-0-4 yapabilir miyim? Birileri konuşur, biri olmadı bir türlü. Pardon, ben daha uzun tamam bir süreçten doğru bahsediyorum şu anda. Doğru, nereden geldik, doğru. Yani 2 yıllık, 3 evet, yıllık sürece çok, bakarsak 1.50'lerden buraya geldik. Doğru. Onu demek istiyorum. Ve 1.05'leri de gördük arada. Okay, buna şu anda iyi günleri belki yani 1.10'a doğru bir düzeltme. Ama şunu demek istiyorum. Bu hikaye... Yani Fed'in veya Amerika'nın daha iyi gitme hikayesi sürdükçe Euro aşağı yönlü eğilimini sürdürecektir. Ama zaman zaman son bir iki gündür olduğu gibi bir toparlanması olabiliyor. Şimdi gelelim Avrupa Merkez Bankası'nın
kararlarına Aralık'ta bir kere önemli, çok önemli toplantı. Bunu artık adres gösterdi. Ve tapering dediğimiz, yani varlık alımlarının kademeli azaltmasına ilişkin artık Draghi de onu bir söyledi. Bunu yani şöyle söyledi, varlık alımları devam edecek ama bir noktada pat diye kesmeyeceğiz tabii. Kademeli azaltarak, yani Fed'in zamanında yaptığı gibi varlık alımları tutarlarını azaltarak bu işi durduracağız dedi. Bence bu çok önemli bir hikaye değil. Böyle olması da normal. Ya bence değil. Burada daha önemli hikaye şu, yine oraya döneceğim. PMI'lardan iyi sinyal geliyor. Avrupa için de geliyor. Avrupa'da çok sert yükselişler oldu. Eğer bu toparlanma Avrupa Birliği'nde devam ederse ama o zaman Avrupa Merkez Bankası'nın da artık böyle ilave destek arayışlarından yavaş yavaş sıyrıldığı yönünde sinyaller olabilir. Bu Aralık'ta olacak anlamında söylemiyorum. Aralığa yetişmeyebilir. Çok emin olamayacaktır tabii ki. Ama bu tehlike var. Yani tehlike derken parite açısından bir gelişme anlamında söylüyorum. Dolayısıyla bunu da iyi izlemek lazım. Burada yine hangi ülkenin, Amerika ile Euro bölgesi söylüyorum, hangisinin daha güçlü gideceği önemli. Amerika'da büyüme iyi oldu. 2.9 oldu. Euro bölgesinde büyüme de fena değildi ama bunun yanında tabii düşük kalıyordu. Dolayısıyla bunları izlemeye devam edeceğiz. Ben yönün yine aşağıda olduğunu düşünüyorum. Ama eğer Avrupa'dan da böyle sinyaller gelmeye devam ederse, PMI'lerde toparlanma devam ederse o zaman bu bölgeye yerleşiriz. Yani bir süre 1.10 civarlarında seyredebilir. Çok büyük hareketler olmaz diye düşünüyorum. Görüşüm bu. Yani yine bir seviyelerini beklemiyorsun. Yani şu an için o ihtimal azaltan bir gelişme olarak okudum bunu. Ama bunun devamı gelecek mi onu izleyeceğim, onu söyleyeyim. Aslında bu Sinan'ın dediği, gerçekten Avrupa Birliği'nin toparlanma sürecine girerse tekrardan o dediğimiz Euro'daki canlanma da gerçekleşebilir. Evet. Doğru. Altın biraz fazla yükseldi bu aralar. Aslında yani nispeten yükseldi. Evet. Buradaki düşüş de, çünkü en son yayına geldiğinde altında uzun vadeli düşüş beklediğini söylemiştin. Onu yine aynısını söyleyeceğim ama. Aynen, hala daha düşüş bekliyorsun. Evet. Ama böyle zaman zaman işte belirsizlik yaratan, işte Trump'ın birden anketlerde fırlaması gibi şeyler olduğu zaman veya Fed'in geciktirmesine yönelik, hani öyle şeyler görürsek, gördüğümüzü söylemiyorum, bu tip şeyler altına destek verecektir zaman zaman. Ama ben yine de ana eğilimin aşağı yönde olduğunu düşünüyorum. Evet, bir iki dakikamız kaldı aslında şey için. Bu FED kararı hatta için ona da bir bakalım da ondan sonra peki şey, Borsa İstanbul takip ediyor musun bu aralar, onunla ilgili İstanbul tekrardan yükseliş bekliyor musun? Bir çünkü hani hiç aslında anlam veremediğimiz bir yükseliş oldu geçen hafta. Evet, gerçekten katılıyorum. Ben de anlam veremedim. Yani tahvil faizleri çok yükseldi Türkiye'de, 9'ların üzerine attı kısa vadeliler, kurda değer kaybı oldu, borsada çok uyumsuz bir hareket gözledim. Ben evet, de anlam veremedim. Evet, uyumsuz evet. olduğunu düşünüyorum dolayısıyla. Tekrar bir 77 binlere doğru çekilme oldu. Buralar kritik. Bunun altına geçerse sert düşüşlerle görebiliriz. Ama sert düşüşler görebiliriz. Görebiliriz ama hani geçer diyemiyorum çünkü dolarda değer kaybı oldukça dolar bazında ucuz geliyor yabancı yatırımcılar. Zaman zaman girdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla buralarda sürünmeye devam ediyor diyeyim endeks. Yani buralarda sürünmeye devam edecektir. Uzun süre sürünecek. Evet. Zaten büyüme beklentin de oldukça düşük. Evet. Düşük seyrettiği için sen zaten Borsa İstanbul'da çok fazla yükseliş beklemiyor olman çıktı gerekiyor. Çıktı karar. Çıktı ne? Nasıl bir yorum? Aslında Sinan'a Rusya ile ilişkilerimizi soracaktım ama yayın bitti. Faizle ilgili bir Sinan şey olmadı artık tabii Twitter'dan ki. Veya zaten sen sürekli veriyorsun, onları konuşuyorsun. Faizlerle bir değişiklik olmadı. Başka bir sinyal var mı diye bakıyorum. Ben de şeydeki piyasadaki harekete bir bakayım. Hemen onu söyleyeyim. İlk tepkinin ne olduğunu söyleyeyim size. Evet. Bir gerileme var. Ben dün Twitter'dan aslında şey yapmıştım, söylemiştim. Bir sert düşüş olabilir demiştim. İki kişi karşı oy vermiş. Faiz arttırmalıyız demiş. Onu söyleyeyim FED'de. Faiz arttırmalıyız demiş. Bu toplantıda arttırmalıydık demiş. Bu toplantıda arttırmalıydık, evet. Ne yönde? Aralık'ta faiz arttırma gelecek yönünde mi acaba? Şey demiş. Şu, for the time being to wait for some further evidence of continued progress towards its objectives. Yani bekleme. Bekleme. Veri bekliyor. Bak bekleyebilir. Evet. Ben söyledim. Evet. Aralık Hayır, ayında. Yani aralığı bekliyor yani. Aralık'ta da bekleyeceğim anlamında da söylemedim. Anladım. O zaman şey yok. Bu 3.12'ye doğru gerileme neden oldu acaba? Şeylerde piyasada 3.12'ye doğru gerileme neden oldu?
Çünkü ciddi bir düşüş oldu sayın seyirciler. 3-12'ye yani, gerileme oldu. 3-13'e mi falan mı gitmiştik? Hayır şöyle 3-12, 3-325'i gördü. 325'ten 3-12'ye doğru geriledi şu anda. Tamam. Demek ki piyasa biraz daha şundan belki, çünkü söyleyeyim nedenini. Yani Aralık'ta sinyal verir diye Aralık'ta arttıracağına yönelik next meeting yani bir sonraki toplantıda faiz arttırabilir gibi bir ifade kullanacağını bekleyenler vardı. Onu görmedikleri için bir geri çekilme yapmış olabilir. Olabilir. Evet. Tamam. Bunu daha derinlemesini aslında zaten Twitter'da da vereceğiz. Rapor olarak da yazacağız. Çok güzel bir yayındı. Bilgileriniz zaten hepimiz için çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz Sinan Ülgen. Çok teşekkürler. Sağ ol Haluk Burumcekçi. Rica ederiz. İyi akşamlar diyorum size de. Haftaya görüşmek üzere.